kaynaklandığımızı fark ettik. Bu eksikliğimizi telafi etmek üzere Mehmet hocamıza başvurduk. Bizi kırmayıp geçimimizi kabul ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Şimdi sözü Mehmet hocama bırakıyorum. Aslında kendisinden
iki yaş küçük bir kardeşi daha var, Maria Teresa. O da müziğe karşı yetenekli, müzikte yetenekli. Klavsen çalar, beste yapar. İşte babası kızlarını öne çıkarmak için, onlarla gurur duyar ve kızlarını öne çıkarmak için akademik toplantılar gibi toplantılar düzenler. Eğitimlerine önem verir, onları teşvik eder. Bu toplantılarda mesela Maria Agnes'i konuşturulur, birçok dil öğrenmiştir. 9 yaşındayken Latince bir metin ezbere okur bir saat boyunca. Bu da kadınların özgürlüğü üzerine bir metindir, bir yazılmış. Maria 13 yaşındayken annesi ölür, babası tekrar evlenir. Ve işte bu şekilde babasının yaptığı 3 evlilikten çok sayıda kardeşi olur Maria'nın. Ve kardeşlerine ders verir. Onlara ders verirken gençler için matematik yazmayı geliştirir. Ve 1748'de ilk eseri yayınlanır. Başlıca eseri Institutione Analitica 1748'de. Bu 4 kitaptan oluşur. Birinci kitap Cebir'e giriş. Cebir'i çok açıklıkla anlatan bir kitaptır. Ama ikinci kitap çok meşhur olur. Bu analiz üzerinedir. Ve bu kitabın ünü üzerine 1748'de Bologna Akademisi de kabul edilir. 1749'da Fransız Bilimler Akademisi bu kitabı alanında yazılmış en iyi kitap olarak kabul eder. Böylece meşhur olunca zamanın papası 14. Benoît'a Maria Agnes'in Bologna Üniversitesi'ne atanmasını sağlar. 1749'da. Agnes oraya hiç gitmez ama 45 yıl boyunca adı üniversitede yazılı kalır. Hala oraya giden bir arkadaşımdan duyduğuma göre hala bu üniversitede müze olarak kullanılmaktadır ve hala Maria Agnes'ten bahsedilmektedir orada. Aslında çekingen birisidir Maria ve böyle öne çıkmayı sevmez. Onu da babasının doğramasıyla yapmaktadır. 34 yaşındayken babası ölür. Ondan sonra matematiği bırakır ve kendisini yoksullara atar. Agnes'in 3. derece eğrinin üzerinde de çalışmaları vardır. Bunlardan bir tanesi Witch of Agnes'i diye günümüze kadar gelmiştir. Agnes'in büyücüsü gibi bir şey. Bu da bir yanlış tercümeyi yapan John Coulson'un hatasından kaynaklanmaktadır. İtalyanca'da eğri la versiera şeklinde, büyücü de la versiera, yani el apostrof la versiera, ikisi karışmış, Agnes'in büyücüsü diye ün kazanmış, bu eğri kitaplara böyle geçmiş. Aslında buna neden Agnes'e eğrisi dendiği de biraz garip. Çünkü 1630'da Fermat ve 1703'te Guido Grandi tarafından bu eğri incelenmiş ama yine de Agnes'e eğrisi diye geçiyor. Dördüncü matematikçi Sophie Germain. Bu bir Fransız matematikçi. 1776-1831 yılları arasında Paris'te yaşamış. Özelliği otodidakt olması, yani kendi kendisini yetiştirmiş. İlk önce 1776'da Paris'te zengin bir burjuva ailesinin kızı olarak dünyaya gelmiş, çocukluğunda iyi bir eğitim almış. Fakat 13 yaşındayken babasının kütüphanesinde Montucla'nın matematik tarihi kitabını bulur ve o kitabı okur. Onu okurken Arşimet'in ölümüne ayrılmıştır. O hikayeden çok etkilenir. Çünkü Arşimet belki biliyorsunuzdur bir geometri problemine çok dalmışken
etrafında olup biteni fark etmez. O arada içinde yaşadığı şehir Syracuse Romalı askerler tarafından alınmıştır. Bunun farkında değildir ve askerler ona bir takım sorular sorarlar. Cevap vermez, onun da farkına varmaz. Askerlerden biri de çeker onu orada öldürür. Bu Marie, Sophie Germain'i çok etkiler. Çünkü bir matematik problemine bu kadar, bir matematik probleminin insanı bu kadar meşgul etmesi gerçekten etkileyicidir. O da bu bilimin içine girmek ister. Ve Euler'in, Newton'un çalışmalarını edinerek onlardan kendi kendisine çalışır. Ve sayılar teorisi ve de analiz hakkında bilgilerini geliştirir. Ailesi matematiğe erkek kişi gözüyle baktığı için Sophie Germain'in matematik yapmasını istemez. Yasaklarlar. Ama o gizli gizli yatağın içinde, yorganın altında, geceleri, mum ışığında matematik yapar. En sonunda ailesi pes eder çünkü orada hakikaten bunun bir tutku olduğunu anlarlar. Ve zaten ömür boyu da onu parasal olarak desteklerler matematik çalışmaları için. 1794'te Sophie 18 yaşındayken Paris'te Ecole Polytechnique açılır. Ecole Polytechnique gidemez tabii Sophie Germain çünkü bu bir erkek okuludur. Ama o zamana kadar bilgilerini epey geliştirmiştir. Ecole Polytechnique'de ders veren Lagrange, bilirsiniz matematikçi Lagrange. Lagrange'ın ders notlarını alır ve kendisi çalışır bu notlarla. Sonra bir takım fikirleri ve gözlemleri olur ve bunları Lagrange'a yazmak ister. Yazar, bir mektup yazar. Ama mektubun altına Türkçe'ye bilgiç kadın diye tercüme edebileceğimiz Fransızca femme savante damgasından çekindiği için mektubun altına bir takma isimle imzalar, Le Blanc diye. Eski bir politeknik öğrencisi Le Blanc diye imza atar ve gönderir. Lagrange bu fikirleri çok beğenir, fikirlerin sahibiyle tanışmak ister. O zaman tabii durum anlaşılır. Lagrange, Sophie Germain'i hayranlığını ve takdirlerini belirtir, dost olurlar, yani ona çok yardım eder, destekler. Fransız bilim adamlarıyla, zamanın bilim adamlarıyla tanıştırır. Ve onlar da yani çok takdir toplar etrafında çünkü hem güzel konuşulması hem fikirleri ve zarafetiyle çok takdir toplar. Bu arada Sophie Germain, Fermat'ın sol teoremi üzerinde çalışmaktadır. Fermat'ın sol teoremi biliyorsunuz. N, ikiler kesin büyük bir tam sayı olmak üzere x, y, z gibi tam sayıların şöyle diyelim, iki tam sayının n'inci kuvvetlerinin toplamı başka bir tam sayının n'inci kuvveti olamaz. Eğer bu sayılar hepsi sıfırdan farklıysa, biliyorsunuz ta 1994 yılına kadar bu çözülmeden kaldı. 1650'lerde Fermat'ın ortaya koyduğu bir problemdi. Bunun üzerinde Sophie Germain de çalışır. Teoremi ispatlayamaz ama onun üzerinde çalışırken bugün kitaplarda Sophie Germain teoremi diye geçen başka bir teorem ispatlar ve o teoremi kullanarak Fermat teoremini n sayısı yüzden küçük asal sayı olduğu durumlarda ispatını yapar. Aslında 1995 yılında yayınlanmamış çalışmaları incelendiğinde daha da ileriye gittiği, bu konuda daha da ileriye gittiği anlaşılmıştır. Bu arada 1801'de Gauss Disquisizione Arithmetica kitabını yazar. Sophie Germain bunu okur ve 1804'de Gauss'a kendi teoremini yollamak ister. Ama yine teoremi yazar ama yine mektubun altına Le Blanc yani takma adını koyar, gönderir. İki yıl böyle mektuplaşırlar Gauss'la. Ne hakkında mektuplaşıyorlar? Fermat'ın son teoremi ve de quadratic reciprocity yani quadratic karşılıklılık ilkesi üzerinde mektuplaşırlar. 1806'da, yani iki yıl sonra 1806'da
Napolyon Prusya'yı ve Brunswick'i işgal eder. Brunswick, Gauss'un yaşadığı şehirdir. Sophie Germain korkuya kapılır. Archimedes'in başına gelenler Gauss'un da başına gelmesin diye. Ve o zaman şans eseri Fransız birliklerinin başında babasının arkadaşı olan General Penetre bulunmaktadır. Penetre'ye bir mektup yazar, Gauss'u korumasını ister. Penetre de bu mektubu alır, Gauss'a anlatır ve böylece Gauss mektup arkadaşı, erkek sandığı mektup arkadaşının bir kız olduğunu öğrenir. Ve çok takdir eder, hararetli bir mektup yazar Sophie Germain'e, yani ne kadar takdir ettiğini hararetle anlatır. 1808'e kadar bu mektuplaşmaları devam eder. 1808'de durur. Çünkü Gauss o zaman Göttingen Üniversitesi'ne profesör olmuştur. Ve ilgi alanı uygulamalı matematiğe kaymıştır. O yüzden mektuplaşmaları durur. 1811 yılında Sophie Germain Paris Bilimler Akademisi'nin açtığı bir yarışmaya katılır. Elastisite teorisi üzerinde, elastik yüzeylerde, titreşimler üzerinde bir şeydir, bu konudur. Bir yazı hazırlar gönderir. Fakat aslında bu problemin çözülmesi için henüz daha 1811'deyiz. Bu problemin çözülmesi bir 50 yıl, daha doğrusu bu problemin çözülmesi için gerekli bilgiler bir 50 yıl sonra falan ortaya çıkacaktır. Ama Sophie Germain dener kendisine, başarısız olur. Bir daha dener, yine başarısız olur. Ama üçüncü de başarır. 1816'da Paris Bilimler Akademisi'nin matematiksel bilimlerde büyük ödülünü alır. Katıldığı makalenin adı İnce Elastik Yüzeylerde Titreşimler'dir. Bu sıralarda Joseph Fourier ile dost olurlar. Fourier, Fourier serilerinin Fourier'si. Bütün Fransa bilimlerinin üst kuruluşu olan Fransa Enstitüsü'nün oturumlarına katılmasını sağlar Sophie Germain'in. Sophie Germain tek istisnadır, eşler dışında. Akademi üyelerinin eşleri kabul edilmekte ama dışarıdan kadın alınmamaktadır. Sophie Germain ilk istisna olur. 1830'da Gauss'ın önerisiyle Göttingen Üniversitesi Sophie Germain'e bir onur payesi verir. Ama bunu alamadan 1831 yılında meme kanserinden ölür. Matematik dışında bilim tarihi ve bilim felsefesi alanlarında da birçok makalesi vardır. Ve ünlü sosyolog ve filozof Francis Auguste Comte bunlardan övgüyle söz eder. Dördüncü, Ada Lovelace. 1815-1852 yılları arasında Londra'da yaşamış bir İngiliz matematikçidir. Özelliği ilk enformatik programcısı sayılması. İlk enformatik programı yazan kişi olması. Şair Lord Byron'un tek kızıdır. Annesi matematikçidir. Annesiyle babası evde bir aylıkken ayrılırlar. Lord Byron'ın yaşaması zor bir adamdır zaten. İngiltere'yi terk eder ve bir daha da karısını ve kızını hiç görmez. Annesi matematikçi, kızının çok iyi bir temel bilimler eğitimi almasını sağlar. Evde 17 yaşındayken 1832'de İskoç bilimci ve bilim yazarı Mary Somerville ile karşılaşır ve Somerville çok yardım eder Ada'ya. En büyük yardımı da 1833'te Ada'yı Charles Babbage ile tanıştırmasıdır. Charles Babbage matematikçi ve hesap makineleri mucididir. O zaman analitik makinesi adını verdiği ve bugünkü bilgisayarların mekanik atası kabul edilebilecek bir makine icat edilmiştir. Bu buluşlar
kuşlarla Eyla adeta büyülenir ve baba kız gibi çok yakınlaşırlar, birlikte çalışırlar. 1835'te Eyla Fort Lovelace ile evlenir. O yüzden Eyla Lovelace olarak geçiyor adı. Üç çocukları olur. Fort Lovelace, karısının matematik yapması için, bilimle uğraşması için çok destek olur, teşvik eder. Fakat Eyla'nın hassas olan sağlığı üç hamilelikle bozulmuştur. O yüzden bir süre matematiğe ara verir. Birkaç sene sonra, 1839'da tekrar matematiğe döner. Babbage kendisine matematikçi Auguste Morgan'ı bulmuştur. Onunla çalışmaya koyulurlar. Ve bu arada Eyla Babbage'e analitik makinesinde yardım etmeyi önerir. 1842'de bir İsviçre gazetesinde Babbage'in makinesini anlatan bir yazı çıkar. Eyla'ya bunu çevirmesi önerilir. Babbage ondan makineyi anlatan bu yazıyı düzeltip, tamamlayıp öyle çevirmesini ister. O da bunu geliştirerek A ile G arasında numaralandırdığı, harflendirdiği 7 not yazar. Bu notların hacmi esas yazının hacminin 3 katıdır. Bu notların G olanı, yani not G olanında çok ayrıntılı bir algoritma vardır. Bu algoritma Bernoulli sayılarının makineyle hesaplanmasına yarayan ilk gerçek enformatik algoritması sayılmaktadır. Eyla Babbage'in projelerini finanse etmek için, o arada mali durumu bozulur Babbage'in, bunu finanse etmek için zamanın bir çeşit at yarışı olan Epsom yarışında kazanmak için bir program geliştirir, oyun oynar. Ve bu derbide kazanmak için bir bilgisayar programı geliştirir ama kaybeder. 1852'de 37 yaşında rahim kanserinden ölür. Ondan sonra 126 yıl Eyla'dan pek bahsedilmez, unutulur gibi. Ama 1978'de Amerikan donanması için bir program yapılır, bir bilgisayar programı yapılır ve buna Eyla adı verilir. Bu şekilde Eyla hem hatırlanır hem de onurlandırılır. Böylece tarihte ilk programcı olduğu da vurgulanmış olur. Dördüncü matematikçi Sofia veya Sonia Kovalevskaya. Bazen kendi adını Sofia, bazen Sonia olarak yazmıştır. O yüzden ikisi de kullanılabilir. Rus matematikçi, romancı ve 19. yüzyılda kadın hakları savunucusu olarak tanınır. İlk profesyonel, ilk kadın matematikçidir. Yani bir kürsüye atanmış, gerçekten profesyonel olarak çalışmış olan ilk kadın matematikçidir. Ve de Almanya'da ilk doktora alan kadındır. Doğum adı Sofia Vasilyevna Kurkovskaya, 1850'de Moskova'da doğar. Babası topçu subayıdır. Sonra topçu birliğinde general olur. Dedesi Macar kraliyet soyundandır. Ama bir Çinli ile evlendiği için prens unvanını terk etmiştir. Anne tarafından üçüncü kuşak dedelerinden birisi bilim adamıdır. Jeolojik ölçümler yapmıştır. Bir diğeri de akademi üyesidir. Sofia bu genetik özellikleriyle gurur duyar ve onlara çok önem verir. Örneğin işte bugün falanca akrabamın işte dedemin genlerine uygun hareket ediyorum. Şimdi başka bir gün babaannemin genlerine uygun hareket ediyorum gibi bir çeşitlilik var kendilerinde. Ailesi kültürlü bir ailedir. Dostoyevski mesela aile dostlarıdır. Asla Dostoyevski Sofia'nın ablası Anna ile evlenmek istemiştir ama olmamıştır. Çocukluk anıları, bunları çocukluk anılarını anlattığı kitaptan biliyoruz.
çocukluk anılarını anlattığı bu kitap Rus ve İsveçli eleştirmenler tarafından en iyi Rus yazarlarının kitaplarına denk, en iyi Rus yazarlarına denk sayılmaktadır Sofya. Zaten 12 yaşındayken kendisinin şair olduğuna, şair olarak doğduğuna inanırdı. Edebiyatı çok severdi. Fakat işte bir takım projelerini, edebi projelerini hayata geçirme imkanı olmadı çünkü erken öldü. 12 yaşlarındayken amcası birçok matematik kitabı alır ve kendisine verir. Bu arada ilginç bir problemden söz eder. Daire kare problemi biliyorsunuz işte alanı, dairenin alanına eşit olan bir kareyi pergelcikler yardımıyla kurmak gibi imkansız bir şeydir. Sofi matematiğe karşı da çok ilgi duyar. Bir de kendi sonradan anlattığına göre çocukluğunda odasının duvarları integral hesabının notlarıyla kaplıymış. O da şöyle olur. Evlerini, yeni aldıkları evi duvar kaplarıyla kaplamak isterler ve bunu yaparlardı. Ama bir odaya yetmez kaplar çocuk odasına. O zaman bir integral dersi, integral hesabı dersinin notlarının olduğu taş baskı bir kitap bulur babası ve çocuğun odasını o kitap baskı, o kitabın sayfalarıyla kaplar. Bu küçükken anlamasa da o işaretler onu çok etkilemiştir. Devamında odasını o işaretleri görünce. Bunu kendisi anlatmaktadır. 17 yaşına gelince zamanın diğer akıllı Rus gençleri gibi bilim yapma ve özgürlük tutkunudur. Ama o zaman Rusya'da bilim yapamaz. Yani böyle bir şansı yok. Yani ne mesleki hayat olarak ne üniversitede eğitimini görmek için kızlara böyle bir hak verilmiyor. O yüzden ablasıyla birlikte yurt dışına gidip orada okumak istemektedirler. Fakat yurt dışına gitmek de mesele. Çünkü yanında kadın, bir kadının yurt dışına çıkması için yanında ya kocası olacak ya da bir şoförün olacak. Yani onlar refakat edecek, sorumluluğu alacak birisi olacak. Onlar da Sofya, ablası ve bir arkadaşı, kız arkadaşı tabii ki, üçü birlikte oturup bir plan yaparlar. İçlerinden birisi bir formalite evliliği yapacak ve üçü birden onunla birlikte yurt dışına gidecekler. Orada üniversiteye gidecekler, okuyacaklar. Vladimir Kovalevski adında genç ve yetenekli bir biyolog. Sofya olursa onunla evlenmeyi kabul eder ve babasının bütün itirazlarına rağmen 1968'de evlenirler yurt dışına gitmek üzere. Böylece adı da Sofya Kovalevskaya olur. 1869'da Heidelberg'e giderler. O zaman Almanya'da da kızlar üniversiteye gidemiyor. Ama yine de Heidelberg'de, mesela Berlin'de hiç gidemiyorlar izinle de olsa. Ama Heidelberg'de her hocadan özel izin alarak dersleri takip etmeleri mümkün. Sofya da öyle yapar. Bir takım derslere katılma izni alır. Burada fen bilimi ve matematik derslerine girer. Bu arada karı koca İngiltere'ye giderler. Vladimir'le birlikte İngiltere'ye giderler. İngiltere'de Vladimir, Charles Darwin ve Thomas Huxley ile buluşurken Sofya'da kadın yazar George Eliot ile tanışır. Çok dost olurlar, çok yakınlaşırlar. Sonra 1870'te Sofya oradan ayrılır ve Berlin'e gider. Çünkü kendisine Berlin'de Weierstrass'la çalışması önerilmiştir. Gider Weierstrass'ı bulur. Weierstrass, bildiğiniz Weierstrass. Weierstrass sınamak amacıyla bir takım sorular sorar Sofya'ya ve aldığı cevaplardan çok etkilenir. Ama Berlin'de üniversiteye kızların girmesi, gitmesi yasaktır tamamen, mümkün değil. O yüzden ona özel ders vermeye başlar. O zaman Sofya 20 yaşında, Weierstrass 55 yaşındadır. Ve bu şekilde 4 yıl aralıksız çalışırlar. Kısmi türevli denklemler üzerinde çalışır Sofya. Ve o zaman
Cauchy'nin bir teoremini geliştirerek bugün kitaplarda Cauchy-Kovalevsky teoremi olarak bilinen, Kovalevskaya teoremi olarak bilinen teoremi ispatlar bir makale yazar. Daha sonra bir makale daha yazar, abeliyen integraller üzerinde. Sonra üçüncü bir tane daha yazar, o da Satürn'ün halkaları üzerindedir. Ve üniversiteden kendi yokluğunda bir absansiya şeklinde doktora alır. 1874 yılında, yani 4 yıllık bir çalışmadan sonra doktora alır. Ve Eşras bu makalelerin her birinin bir doktora tezi değerinde olduğunu söylemiştir. Almanya'da doktora alan ilk kadın olur. Tezin başlığı kısmi türevli denklemler teorisi üzerinedir. Bundan sonra, yani doktorayı aldıktan sonra çok zor bir hayat yaşamıştırlar kocasıyla birlikte Almanya'da. Bundan sonra birlikte gerçek bir evlilik başlar. Formalite evliliğiyle o zamana kadar. Şimdi gerçek bir evlilik başlar ve Rusya'ya dönerler. Rusya'da tabii matematikçi olarak çalışması mümkün değil. St. Petersburg'da parlak bir sosyete hayatı yaşamaya başlarlar. Ve Eşras bundan haberdar olunca kızar ve uyarıcı bir mektup yazar Sofya'ya. 1878'de bir kızları doğar, Pufa adında. Sofya tekrar matematik çalışmak ister ve Eşras'a bir proje vermesi için mektup yazar. Ama 2-3 yıl sonra ancak matematiğe dönebilir. O da yalnız döner. Çünkü kocası artık o hayattan bıkmıştır, geri dönmek istemez. Sofya da kızını ve kocasını Rusya'da bırakıp Berlin'e geri döner. Ve Eşras'la çalışmaya başlar. Ve Eşras'ın tavsiyesiyle kristalin ortamda ışığın yayılması üzerinde çalışmaya başlar. 1883'te Paris'te bulunduğu bir sırada kocasının ölüm haberini alır. Kocası intihar etmiştir. Tabii bu Sofya için büyük bir şok olur. Rusya'ya gider ve kızını alıp Odessa'daki akrabalarının yanına bırakır. Tekrar döner. İsveç'e döner. Birkaç ay sonra da Stockholm'de Mithat Kleffer'in yardımıyla, çabasıyla privat doçent olur. Privat doçent İsveç için o zaman bizdeki aşağı yukarı doçent karşılığıydı. Ve Stockholm Üniversitesi'ne atanır, atanması yapılır. Böylece ilk defa bir kadın profesyonel olarak üniversiteye atanmaktadır. Aynı fakültede daha sonra hayat boyu profesör olacaktır daha ileride. Ve Eşras'ta en nihayet cinsiyetinin sebep olduğu ayrımcılıklara ayrımcılıkları yenerek nihayet öğrencisine layık olduğu bir konuma getirmiştir. Tabii Leffler'in, Mithat Leffler'in yardımıyla. 1888'de Fransız Bilimler Akademisi'nden çok önemli bir çalışması için ödül alır, Bordeaux ödülü. Orada yanlış yazıyor, İsveç Bilimler Akademisi'nden. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden Bordeaux ödülü yazıyor. O doğru değil, Fransız Bilimler Akademisi'nden alıyor. Bu kariyerinin yani bu ödül kariyerinin zirvesi olur. Ertesi yıl kendisine sürekli profesörlük kadrosu verilir. 1891'de akciğer enfeksiyonu ile yatıp yaşamını yitirir. Bazı yerlerde tüberküloz olduğunu söylenmektedir. 41 yaşında. Bu arada kızını İsveç'e getirmiş ve Leffler'lerde bırakmıştır. Kovalevskaya'nın elde ettiği başarılar kadınlara üniversite kapılarının açılmasında çok büyük etken olmuştur. Sonuncu matematik.
tanesi Emin Öter. Emin Öter 1882 yılında Erlangen'de doğar Almanya'da ve 1935 yılında Brainmauer'da ölür Amerika'da. Tam adı Amelie Emin Öter. 20. yüzyılın en büyük kadın matematikçisi olarak kabul edilmektedir. Ve de bütün matematikçiler arasında, gelmiş geçmiş matematikçiler arasında en büyük, yani kadın erkek hepsinin arasında en büyüklerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Noter'in cenaze töreninde yaptığı konuşmada Hermann Weyl, hem cinsleri arasından çıkan büyük bir matematikçi, hatta en büyüğü olduğuna ve harika bir kadın olduğuna yürekten inanıyorum der. Albert Einstein da Noter için kadınlar yüksek öğretime girmeye başladığından beri görülen en önemli yaratıcı matematik dehası nitelemesi yapar. Emin Öter soyut çevirde devrim yaratmıştır. Halkalar, cisimler ve cevirler teorisinde devrim yaratmıştır denebilir. Fizikte Noether teoremleri, ki bunlar da simetri ve maddenin korunması arasındaki temel ilişkiyi açıklayan teoremlerdir. Çok önemli teoremlerdir. 1882'de Erlangen'de doğar. Babası Max Noether, Erlangen Üniversitesi'nde tanınmış bir cebirsel geometri profesörüdür. Annesi de varlıklı Köln Yahudi ailelerinden birine mensuptur. Emin Öter de önce diğer çocuklar gibi yetiştirilir. 18 yaşına geldiği zaman belediye kız yüksek okuluna devam ederek, belediye kız yüksek okuluna devam ederek 18 yaşında kadın öğretim ve eğitim enstitüsünde Fransızca ve İngilizce öğretmeni olur. O zaman 1900 yılı bahsettiğimiz yıl, kadınlara üniversite hakkı yok Almanya'da. Ta bu hakta 1904'te veriliyor. Almanya'da kızlar 1904'te üniversiteye kayıt yaptırmaya başlıyorlar, yani hak veriliyor. Bu hak kadınlara Fransa'da 1861, İngiltere'de 1878 ve İtalya'da 1885'ten itibaren verilmeye başlanmıştır. Hatta Erlangen Senatosu, yani Almanya'da 1904'te verilmiş demiştim. 1898'de Erlangen Senatosu aldığı bir kararla kız öğrencilerin üniversiteye alınmasının tüm akademik düzeni alt üst edeceğini bildirmiştir. Emin Öter üniversitede matematik okumaya kararlıdır ve babasının bulunduğu Erlangen'de matematik ve diğer bazı derslere katılmayı başarır. Dediğim gibi hocalardan gidip tek tek kesin olarak. Üniversitede 896 öğrenci vardır. Bunların sadece ikisi kızdır. Yani biri Emin Öter, biri daha. Her şeye rağmen 1903'te mezun olur. Ve mezun olunca 1903-1904 kış döneminde Göttingen Üniversitesi'ne gider. O zaman Göttingen Üniversitesi çok büyük bir bilim merkezi. David Hilbert orada. Felix Klein, Hermann Minkowski, Otto Grumenthal bunların derslerine girer bir dönem. Fakat 1904'te kadınlara üniversiteye kayıt hakkı verilince Erlangen'e geri döner ve Erlangen'de doktora için kaydını yaptırır. Doktorasını alır. Ondan sonra
maaşlığı olamaz. Erlangen'de 7 yıl gönüllü çalışır. Bazı derslere girer, araştırmalar yapar ama maaşsız 7 yıl çalışır. Ailesi destek var tabii. Bu arada 1910'da Bohr'dan emekli olur ve onun yerine Cebirci Fischer gelir. Fischer'le çalışmaya başlarlar bu defa. Fischer, Emin Öter'i Hilbert'in kuramsal çalışmalarına doğru yönlendirir. Yani invariantlar teorisinden çıkarır. 1915'te David Hilbert ve Felix Klein, Klein grupları bilirsiniz, Klein Bohr grubu, Klein, birlikte çalışmak üzere Emin Öter'i Göttingen matematik bölümüne davet ederler. Amaçları onu oraya, orada matematik bölümünde işe almaktır. Ama kurullarda bunu kabul ettiremezler. Çünkü bir kadın privat doçent olamaz. Üniversitede ders vermek için privat doçent olmak gerekiyor Almanya'da. Privat doçent, bizdeki doçent gibi bağımsız ders verebilir. Fakat maaş alacak demek değil. Daha eski tarihlerde privat doçent öğrencilerden para toplayabiliyormuş. Böyle de bir şeyler varmış. Yani değişik bir şey, değişik bir pozisyon ama bizdeki doçent gibi düşünebilirsiniz. Kabul ettiremezler. Kurullarda tartışmalar olur, şiddetli tartışmalar olur. Felsefeciler ve tarihçiler engel olmaktadır. Onlar kabul etmezler bir kadının privat doçent olmasını. Hilbert bir defasında hatta epey çalışır. Bir privat doçentlikle cinsiyetin ne ilgisi var? Burası bir genel hamam değil ki falan gibi sözler sarf eder. Nihayet yapamazlar yani, onu kabul ettiremezler. Yine gönüllü çalışmaya başlar. Burada da 8 yıl gönüllü çalışır burada. Böylece doktorasından 7 yıl geçmişti, 8 yılda burada çalışacak. 15 yıl sonra ancak küçük bir maaş ama o da biliyor maaşı. 1915 yılında yani Emin Öter'in Göttingen'e geldiği yıl önemli hadiseler olur kendi hayatında. Babası emekli olur, annesi ölür, kardeşi Birinci Dünya Savaşı'na gider. Onun için gelip Göttingen'den Erlangen'e geri döner birkaç haftalığına babasıyla ilgilenmek için. Sonra yine döner. İlk yıllarda Hilbert'in adı altında, çünkü privat doçent olmadığı için bağımsız ders veremez. Hilbert'in adı altında onun doçenti gibi, onun asistanı gibi dersler verir. Maaşı yoktur. Babası yardım eder, babası destekler. Kısa sürede Emin Öter teorik fizikte az önce bahsettiğim teoremleri ispatlayarak, iki teoremi ispatlayarak yeteneklerini kanıtlar. Ve Birinci Dünya Savaşı bitiminde 1919'da Almanya bazı köklü reformlar yapar. Bu arada Göttingen Üniversitesi'nde 1919'da Emin Öter'in doçentlik sınavı yapılır ve doçent olarak ders verme hakkını kazanır ama maaşsız olarak. 3 yıl sonra Bilim, Sanat ve Eğitim Bakanlığı'ndan gelen bir yazıyla privat doçent ünvanını alır. Bu ünvan ona üniversitede bağımsız ders vermeye yetkisi verir ama maaş vermez, hala maaşı yok. Ancak 1 yıl sonra, yani doktorasından 8 yıl sonra, Cebir'de asistan şeklinde özel bir konum eklenir ve küçük de olsa bir maaş almaya başlar. Zaten Emin Öter çok ekonomik yaşayan, fazla masraf yapmayan, tutumlu yaşayan bir insanmış. Ancak 1923'te, yani doktorasından 15 yıl sonra maaşlı olarak, küçük ama az olsa maaşlı olarak çalışmaya başlar. Bu arada 1921'de halkalar üzerindeki en önemli çalışması yayınlanır. 1933 yılına kadar Göttingen'de kalır. Yani 1915'ten 1933 yılına kadar Göttingen'de kalır. Ve bu Cebir'deki reformları o arada yapar. Yani bu sırada yapar. 1921 ve sonrasında yapar. Bilirsiniz
nöter halkaları, nöter modülleri, nöter şartı gibi şeyler cebirde çok kullanılır. Bu arada teorisini geliştirir modern aljebra. Teorisini geliştirir ama teoriyi düşündükçe, yaptıkça seminerlerinde, derslerinde anlatır. O yüzden Avrupa'nın birçok yerinden gençler gelirler onu dinlemek için. Bunların içerisinde en meşhuru 1924 yılında gelen Van der Waarden'dir. Van der Waarden 1931'de Modern Aljebra kitabını yazar ve bu kitaptaki fikirler tamamen Eminöter'in etkisiyle, öğretisiyle yazılmıştır. Yani yeni modern aljebrayı yazar. Çevresindeki gençlere Noters Boys adı verilir. Onların içerisinde şu vanlar vardı, o Eminöter. Burada gençler. Birincisi Krul, ikincisi Grell, üçüncüsü Göte, dördüncüsü de Böhl. Daha başkaları da var ama bunlar bile meşhurları. Fitting, Fitting de orada bunların arasında. Van der Waarden'ı söylemiştim. En önemlilerinin arasında. Bundan sonra 1928-1929 kış döneminde Moskova Üniversitesi'ne davet edilir. Ve orada Pavel Aleksandrov topoloji, Lev Pontryagin topoloji ve Nikolay Çabotarev sayılar teorisi gibi matematikçilerle çalışır. Galiba teorisine ve topolojiye katkıları burada olur. Aleksandrov'a göre Eminöter 1917 devrimine hayrandır ve özellikle onda devrimden sonra bilim ve matematikte Rusların gösterdikleri gelişmelere hayrandır ve bunu yüksek sesle sık sık söylemektedir. Bu da Almanya'ya döndüğü zaman başına işler açacaktır. Dönüşünde kaldığı pansiyondan atılması için öğrenci temsilcileri gelirler ve Marksist eğilimleri olan bir Yahudi ile aynı çatı altında yaşayamayız diye şikayette bulunurlar, pansiyondan atılmasını isterler. Çünkü Nazi hareketi başlamıştır artık. Eminöter'in de Yahudiliği başına tabii dert açacaktır. 1932'de iyi şeyler olur. Önce bundan bahsedeyim. Eminöter Artin ile birlikte Alfred Ackermann Töbner ödülünü alırlar. Bu ödül arkadaşları tarafından memnuniyetle karşılanır ve matematikte ücretsiz olarak çalışarak yaptığı bunca katkılar, hizmetler için geç de kalmış olsa bir ödeme şeklinde değerlendirilir. Arkadaşları, Noter ailesi denir onlara, kendisinin profesör yapılmamasından, sonra akademiye kabul edilmemesinden çok rahatsızdırlar. Bu ödül herkese çok iyi gelir. Bu arada 50. yaş günü vardır. 1932'de 1850 doğumluydu. 52 pardon 1982 doğumluydu. 50. yaş günü kutlamaları var. Bunu tipik matematikçi stiliyle kutlarlar. Hasse, Helmut Hasse, Mathematische Annalen dergisinde Eminöter'in çalışmalarının analizini yapan çok güzel bir yazı yazar. Bu katkıların önemini anlatır. 1932 Eylül ayında Zürich'te Uluslararası Matematikçiler Kongresi vardır. Ve burada Eminöter baş konuşmacı olarak konuşur. Bu da matematiğe katkılarının önemini vurgular. Bu yıl kariyerinin doruk noktasıdır, zirvesi sayılabilir. Ondan sonra 1933 yılına gelinir. Adolf Hitler başa geçince Nazi hareketi bütün ülkeye yayılmıştır. Göttingen'de
tane Alman öğrenciler derneği, Emin Öter'in eski bir doktor öğrencisi Werner Weber'in yardımıyla Alman ruhu olmayana karşı saldırıya geçerler. Yahudi profesörlere karşı düşmanca bir hava vardır, hava oluşmuştur. Ve 1933 Nisan'ında çıkan bir yasa gereğince Emin Öter'e işten el çektirilir. Göttingen'de ders vermesi yasaklanır. Ama Emin Öter sükunetini bozmaz, yine matematik çalışmaya devam eder. Bu defa öğrencilerini dairesinde, kendi dairesinde toplayarak matematik çalışmaları yaparlar. O zaman sınıf cisimleri teorisi yenilir, sınıf cisimleri teorisi üzerinde tartışmalar yaparlar. Onlarca, hatta yüzlerce profesör işsiz kalmıştır Almanya'da. Onlara yer aranır, yurt dışında yer aranır. Bunlardan önemli bir kısmı da Türkiye'ye gelir, İstanbul Üniversitesi'ne. Bu Türkiye için çok hayırlı olur. İstanbul Üniversitesi'nde, Türkiye'de büyük gelişmelere neden olur. Bir kısmı Amerikalı meslektaşları da onları Amerika'da yerleştirmeye çalışmaktadır. Albert Einstein ve Hermann Weyl Princeton'da iş kurarlar. Emin Öter'e de iki yerden teklif gelir. Birisi Amerika, Pennsylvania, Amerika'da, Pennsylvania'da Brian Mauer Koleji, diğeri İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde Somerville Koleji. Brian Mauer'a gider. 1933 yılının sonunda Emin Öter Brian Mauer'a gider. Ve hemen işe başlar. Küçük bir öğrenci grubuyla hemen çalışmaya başlarlar. Bu kez Noether's Girls, çünkü bu bir kız okuludur. Kızlarla çalışmaya başlarlar. 1934'te Princeton'da bir dizi konferans verir. Princeton zaten yakındır Brian Mauer'a. Oraya sık sık gidip konferanslar verir. Orada arkadaşları, cebimci arkadaşları vardır. Brower, Jacobson, Van Diver, Zariski ve Toski orada bulunmaktadırlar. Burada çok mutlu hisseder kendisini. Webber, Princeton'da Webber'e bu son 1,5 yıl hayatımın en mutlu zamanı oldu diye söylemiştir. Bu çok sürmez. 1935 Nisan ayında rahimde bir tümör aldırmak için ameliyat olur. Ameliyatı başarılı geçer ama bir yüksek ateş oluşur. Bu yüksek ateş, şimdi bugün onun ilacı varmış ama o zaman ilacı yokmuş ve hastanede kısa süre içerisinde hayatını kaybeder. Cesedi yakılıp külleri kolejin kütüphanesine yakın bir yere gömülür. Benim anlatacaklarımı kırar. Hikaye oldu biraz. Çünkü Maria Agnes'i hariç hepsi